bakarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber bazlama yapacağım arkadaşlar. Bu cıvık olacak, akışkan bir şekilde olacak arkadaşlar. Buna ben 3 yumurta akı attım. Yani yumurtanın kırmızı sarısını atmadım. Koku yapıyor yani. Kokuyor. Benim işte uşaklar yemiyor onu öyle. Bu şekilde arkadaşlar. 3 yumurtanın akısı var burada. Akı var. Ben bu fincana böyle süt koydum içine. Böyle bir fincan daha döküyorum içine. Su bardağınız yok mu derseniz, vallahi su bardağım kalmamış, hepsi makinede. Esma'ya dedim çıkart kızım, o da çıkartmadı, anne böyle ayarla dedi. Yani ölçüsü size göre, kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde iki su bardağı fincanda su koydum içine. Bunda kabartma tozu, maya yok. Bir de biraz tuz atıyorum içine bu şekilde. Köyde yaparlar mıydı? Köyde yapardık kızım. Anana yapardım. Yani yumurtanın sarısı yani koku yaptığı için uşaklığım yemeyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Aldığı kadar un. Bu cıvık olacak. Esma da evde bugün. Değil mi Esma? Tabi topaçlanma oluyor arkadaşlar, yani biraz boş şeylik istiyor yani. Ayarlama un şişesini ölçüye göre. Bunu bazı yere ne diyorlardı? Şiire ne diyorlar kızım buna? Kastım mı? Yok. Bir adı da var. Neyse, akıtma da diyorlar buna. Bunu tobaş oluyor yani arkadaşlar, bunu tobaşlı özel şey yapmamız lazım. Esma blenderi çıkar o bak kızım. Çorba çektiğim blender var ya. Bundan da çekiyorum ben bunu, aynı çorba gibi. Yani ayarlıyorsunuz arkadaşlar bunu. Ben biraz şimdi bu şekilde yapayım da. Sonra blenderden çekiyorum bunu. Benim robotum yok. Bu şekilde topaçlanmaması için. Bu da yani güzel oluyor. Bu da yapıyor yani. Bizim bir tane kızımız köyde, annem köye götürdü.
Aynen, iki tarafta geçim zor arkadaşlar. Şimdi Esma, burası kızım. Ak yanıcım. Vallahi güzel oluyor yani. Elimizdekilerin fırsatları kullanmamız lazım. Ya illa ki robot olacak diye bir şey yok yani. Bu çorbun brandisi. Siz daha iyisin bilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani topaçlanma hiçbir şey bırakmıyor yani. Bu şekilde. Tabii ben buna biraz da cıvık olacak arkadaşlar bu. Az bir şekilde ben buna. Şöyle fincanım yani yarım kısım böyle. Süt döküyorum yine. Biraz da aynı şekilde su atıyorum içine. Bunu yani bazı yerlerde krep diyorlar arkadaşlar. Akıtma diyorlar. Bazlamaç diyor kiması. Bu şekilde. Kıvamı. Topaç mobaç yok arkadaşlar. Onlar da kabarcık yani. Böyle yaptıkça kabarıyor. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Atla rahat gösteriyor musun onu? Bu şekilde olacak arkadaşlar. Akıntısı yani akması falan bu şekilde. Böyle uzayacak. Bu şekilde arkadaşlar. Hakan seni şey buzulu bundan sacılmasa ya oğlum. Tamam geçiyorum. Hadi oğlum benzin götür saç. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunu böyle çeviriyorum. Ben bu makinede yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Altına da az yağ döküyorum. Böyle. Ya ben burada devamlı yapıyorum yani. Benim uşaklarım bunu seviyor. Yani yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Takipçilerim. Böyle. Dede söyleyelim bir tane tablo türesin bize bundan oğlum. Arkadaşlar yağmur da yağıyor İstanbul'a, sobanın kenarında böyle uttu. Oğlan da şimdi 4'te işe gideceğim anne dedi. Kız da işte evde hafta sonu olduğu için. Haftaya bilmiyorum ben yasaklar kalkacak diye bir söylenti var. Kalkacakmış mı kızım? Hafta içi artık onun işte izini. Haftanın içine artık hangi gün olsa. Biz tabii ki ufaklığına evdeyiz Abdullah'la, paşamla. Tamam oğlum. Böyle işte arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz takipçilerim? Ne diyorsunuz? İyi misiniz? Ben sizlere kaç günden beri video atamıyorum. Bu internetin yüzünden. İnşallah düzene sokacağız arkadaşlar. Herkese buradan takipçilerime, herkese yurt dışı, yurt içi saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yeni olan abone olan arkadaşlarıma da, takipçilerime de. Beni sağlarınızı sollarınızı öneriniz arkadaşlarım. Ben de inşallah sizlerin sayesinde yükseleceğim. Bu şekilde. Bu şekilde kızar ya arkadaşlar. Tabii ki tavar ilk şeysi böyle oluyor. Kabarıyor bak oğlum.
Esma şuraya bir yağlı kağıt verelim kızım. Vallahi ilk şeysi böyle oldu arkadaşlar. Şunu şöyle alalım içine. Sıcağını oraya üstüne koymayayım ki o zaman şey yapayım. Hamur gibi yapayım yani. Soğudukça koyayım üstüne. Böyle. Ketçere döküyorum arkadaşlar ben bunu. Şekilde. Aslında bunu tavada yapan da var arkadaşlar. O yandan o şeyi ben tavada yapmıyorum. Böyle yapıyorum ben. Nasıl kolayınıza gelirse yani. Büyük yapmayayım ki oğlum. O zaman çıkartmayın kenarlarında. Böyle yapıyorum. Abdullah, sen konuşmuyorsun paşa. Hı? Ha paşa. Sen konuşmuyorsun. Ben burada yağlı gözme yaptım arkadaşlar. Yağlı gözme tabii ıslattığımız için su şey yapıyor yani bozuyor. O yüzden çok iyiydi benim bu da. Böyle arkadaşlar. İlk önce yaydığım zaman yağ dökmüyorum. Sonra çevirdiğim zaman böyle yağ döküyorum arkadaşlar ben buna. Bu şekilde. Tavamız aynı canca. Yola girdi Esma. Hı. Duman açmaya başladım. Bu şekilde arkadaşlar. Anne hamura neler kattın şu anda? Hamura neler kattım anacığım ben? 3 tane yumurtanın akını attım. Yumurtanın kırmızısı şeysi sarısını atmaz ya. Koku yapıyor. Un, tuz, maya yok bunda, kabartma tuzu da yok, yağ da yok. O hani cuk şeklinde yaptım işte. Bir de o blenderden, çorba blenderinden geçtim. Ne yapalım kızım? Robot olmadığı için öyle oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kabarcıklar olur. Bu şekilde kabar ya. Tabi bak benim şeyim şimdi ancak yani saçım kızmaya başladı. Bu şekilde. Takipçilerim siz benden iyisini bilirsiniz. Daha iyilerini yaparsınız. Benim elimden bu kadar geliyor. Mesela bazıları yarım atmış Nuray Demir olsun. Geçen gün video atmıştın ya. Gülsen abla açık pide yapınca altına üstüne... Yani Allah razı olsun. Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlar beni öne yani sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Hepinizden. Sağ olsunlar. Beni beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yine Allah razı olsun. Beğeninden de beğenmeyenden de. Bunda darılmaca, gücülmece olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, takipçilerim, beni kanalıma abone olun. Videolarımı izlerseniz beğenme butonuna basın arkadaşlar, takipçilerim. Bana bol bol yorum yazın. Abone olun bana. Beni sağınıza solunuza önerin takipçilerim, arkadaşlarım. Birkaç tane yurt dışında izleyenlerim var. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Bir tane de Bartın'dan yeni abone olan kişim var. Ondan da Allah razı olsun, sağ olsun. Bozucu azlanmış Mesma. Evet, bizim evet. Taraflı, sağ olsunlar. Onun da kanalı var. Allah razı olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle aldıkça böyle karıştırın yani. Dibine çökme yapayım. Böyle.
aslında büyük yapmamız lazım da oğlum. Büyük de saçımı bir tarafı şey yapmayın, çıkartmayın. Yapış ya. Siz tabii büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani büyük dolayı ben önceden büyük yapıyordum ama benim bu dediğim gibi yağlı gözme yaptığım için bu tavada çıkartmayın yani kenarları. O yüzden ben ufak ufak yapıyorum. Arkadaşlar ben köye gitmeyi düşünüyorum birkaç gün şöyle bakalım. Büyük oğlum işe girdi işte, daha yeni girdi oğlum işte, bir iki üç gün oldu. Anne dedi bir çalışayım da yani dedi birkaç bir iki hafta dedi. Ben seni götüreceğim köye dedi. İnşallah arkadaşlar köye gideceğim ben, bakalım nasip olursa size köyleri göstereceğim. Yani yaşadığım evleri, köyümü. Nasip olursa, Allah nasip ederse şu inşallah yasaklarımız da kalkar da şu hastalıklardan da kurtuluruz. Bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum işte. Oğlumun boynuna ettim bakalım. O da diyor anne gidemezsin, gezemezsin köylerde, yapamazsın. Dedim oğlum iki gün beni götür. Ben dedim ormanlara çıkar, dallara çıkar. Vallahi arkadaşlar odun, biz böyle uşaklığımda odun çekerdik. Orayı da göstereceğim size inşallah. Odun taşıdığımız yerlere sırtımızdan. Ah ne günlerdi onlar. Böyle arkadaşlar. Ya döktüğüm zaman böyle o taraftan bu tarafa böyle çeviriyorum arkadaşlar. Tepetala derdik Esma. Evin başında ah kızım. Bir odun taşırdık o ara. Endürdük. Tepetala var mı? Ha ne? Şu anda gar varmış köyde. Garda ne? Ben çıkamam zaten, gezemem ki. Götüreceğim ben değil mi oğlum? Hakan. Birkaç güne kadar götüreceğim ben değil mi? Gideriz anne, sıkıntı yok. İnşallah. Isfırtan var mıdır? Isfırtan çıkmaz ha kızım. Isfırtan döreceği sonuna doğru belki çıkam. Çünkü ya gar yağdı ya bu sene. Isfırt biraz dördünceğin sonuna doğru çıkam. Gideriz yine ya. Ben takipçilerimi göstereceğim. Gideceğim bakalım inşallah. Allah nasip ederse bir tane kardeşim var sağ olsun diyor bana, köylerinizi gösterin, yaşantınızı. Yani kedi köpeği çok seviyorum. Tabii ki biz de seviyoruz. Hatta bakıyorduk köyde. Kedimiz de vardı, köpeğimiz de vardı. Tavşanım da var. Ben tavşanlara da çok baktım arkadaşlar. Benim tavşanlarım da vardı. Beni kesermiş. Uşaklığımda baktım yani, tavşana da baktım. Şu anda tabii ki anneanneye bakmıyor da. İnekleri var işte, tavukları var. İnşallah arkadaşlar nasip olursa yani gitmeyi düşünüyoruz oğlumdan köye bir iki haftaya kadar. O da işleri tabii yoluna bir soksun, az bir çalışsın, yavrum alışsın. Ondan sonra bakalım. Size anamın gene tavuğu var, köpeği var, kedileri var. Bakalım arkadaşlar. Tabii ki benim köyde evim var ama köyde benim şu anda hayvanım yok. Ne? Arkadaşlar bu şekilde kabarıyor. Ben şimdi çevirdim bunu. Bartın'a, memleketime, ardına, ardıma, meydan koyuna buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Akrabalarıma, komşularıma, yurt dışında, yurt içinde, bütün takipçilerime, arkadaşlarıma, akrabalarıma hepiniz selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kanalıma abone olun takipçilerim. Beni beğenirseniz, beni izlerseniz kanal izlemez. Betonum neye basıyormuşlar oğlum? Beğeni tuşuna. Beğeni tuşuna basın arkadaşlar, söyleyemiyorum, kusuruma bakmayın. Beğenin takipçilerim beni, arkadaşlarım. Bu şekilde aslında biz önceden büyük yapıyorduk da işte saçım çıkarmadığı için yapamıyorum. Bir arada lahmacun yapalım. Lahmacun mu? Yapalım kızım. Bekliyorlar sana. Lahmacun yapalım, aynen. Hakan bugün işe neyle gideceksin? Arabayı da baba götürdü. Nasıl? Çok şükür arkadaşlar. Olmaz bir arabamız var. Allah olmayana da nasip etsin. Yani. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu burada
soğudukça ben bunu böyle üst üste koyuyorum. Tabii ki bunu böyle ayrat sıcak olduğunda koymuyorum yani üstüne. Üst üste atmıyoruz. Bu şekilde. Bu arada benim Bartın'dan Rukiye Çoban diye 3 tane attım bakalım. Arkadaşlar bakalım bunu büyük yapacağım. İnşallah olur. 3 kepçe koydum işte. Rukiye Çoban'a buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu da benim teyzemin gelini oluyor. Hem teyzemin gelini hem teyzemin kızı oluyor. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Beni izliyormuş yani. Yorum da yazıyor bana. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Beni izlerseniz, beğenirseniz bana beğenme tuşuna basın. Bu şekilde. Bunu da pişirelim. Sobaya kömür atalım kızım. Gökhan abim az zamaya kadar yakıyor sobayı. Cayır cayır. Valla İstanbul çok soğuk arkadaşlar. Hele geceleri yani sanki gar yağsa ya. Gar yağarken burada soğuk yoktu. O şekilde yani. Buraya gar yağmış gene Esma. Yağmış ya. Anneanne öyle diyordu kızım. Ben de karıştırmıyorum. Gene de evliğin de çatılarını da bembeyaz yaptı diye. Bu şekilde arkadaşlar yağ döküyorum işte. İçine böyle domates, peynir böyle koyarsanız böyle sarın bu şekilde. Yani güzel oluyor yani böyle yemesi rahat oluyor. Hem uşaklar öyle yiyor bunu. Reçelden de yiyor bu. Kaşar da koyuyor. Kaşar da koyuyor. Tabii ki yani zevkinize göre yani. Evde hafta sonu olduğu için benim adam da çalışıyor bugün. Oğlan da şimdi 4'te gideceğim anne dedi. Kız evde yaparsın değil mi kızım az sonra? Yardım et bari. Vallahi takipçilerim ben evi temizliğini falan yapamıyorum. Kızım yapıyor. Allah razı olsun yavrumdan. O da yoruluyor ama yani pazar günü dinleniyor. İşte cumartesi günü evi temizliyor eva. Odunu da filan işte kömürü, odunu da oğlum büyük oğlum götürüyor işte adam götürüyor çıkarıyor öyle derken. Ne yapayım arkadaşlar benim hayatım böyle geçiyor. Sizler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Takipçilerim. Kanalıma abone olun. Beni izlerseniz beni seyrederseniz bana bol bol yorum yazın. Beğenme tuşuna basın. Ne diyeyim arkadaşlar haklarınızı helal edin. Sizin yine çok başlarınızı ağrıttım. Tabii ki ben size YouTube şey atamıyorum. Videolar atamıyorum ama attığım videolarda geç geliyor biliyorum arkadaşlar. Düzene sokacağız inşallah bir iki haftaya kadar. Arkadaşlar biz şimdi burada kapatmak zorundayız. Tabii ki oğlum şimdi işe gidecek hazırlanacak yavrum. Şimdilik haklarınızı helal edin arkadaşlarım takipçilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.